Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulan Hava ve Uzay Araçları Tasarım Laboratuvarının açılış töreni Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü ve İTÜ Uçak Mühendisliği Bölümü 1983 yılı mezunu Temel Kotil'in katılımıyla gerçekleşti. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulan Hava ve Uzay Araçları Tasarım Laboratuvarı'nın açılış töreni Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü ve İTÜ Uçak Mühendisliği Bölümü 1983 yılı mezunu Profesör Dr. Temel Kotil'in katılımıyla gerçekleşti. Üniversite Sanayi İşbirliği temasıyla yapılan ve İTÜ'nün sosyal medya hesaplarından çevrimiçi olarak gerçekleşen törende, Temel Kotil tecrübelerinden yola çıkarak laboratuvarın öneminden ve İTÜ'lü mühendislerin sektördeki konumundan bahsetti. Açılışta konuşma yapan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kotil, bu laboratuvar sayesinde yerli ve milli projelerimizde yer alacak mühendislerimiz üniversiteden yetişmiş olarak aramıza katılacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi olarak artık işin mutfağındayız. Mühendis yetiştirmenin önemini somut atılımlar ile devam ettiriyoruz. Mühendislerimiz bu laboratuvarda uçtan uca mühendislik deneyimi kazanabilecek ve böylece kendilerini geliştirerek büyük projelere katma değer sağlayabilecekler, dedi. Kotil ayrıca yaklaşık 3000 mühendisin çalıştığı ulusal çaptaki projelerde koordinasyonu sağlamak adına büyük kolaylıklar sağlayacağını ifade etti. Siemens firmasının da yazılım desteği verdiği laboratuvarın açılışında firmanın Endüstriyel Yazılımlar Türkiye Direktörü Alper Başer de sektörün gelişimi için bu tarz laboratuvarların önemine vurgu yaparak şunları dile getirdi: "Ulusal çapta eğitim alanında verdiğimiz destekler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir." Sektörümüzde özellikle İTÜ'nün yetiştirdiği değerli mühendis arkadaşlarımızın katkılarını bu anlamda önemli buluyoruz. Temel Kotil'in ardından yaptığı konuşmasında İTÜ rektörü Profesör Doktor İsmail Koyuncu İTÜ'ye adım attıkları ilk günden itibaren öğrencilerini geleceğin birer mimarı, mühendisi, tasarımcısı, sanatçısı olarak gördüklerini aktardı. Öğrencilere fırsat kapıları açma fikrini işleyen koyuncu konuşmasını şu şekilde sürdürdü Öğrencilerimizi geleceğin en iyisi olmaları için yetiştirirken elbette aklımızda hep şu fikir oluyor yeter ki bizler üniversite olarak veya mezunlar olarak onların önünü açalım ve öğrencilerimize yeni fırsat kapıları oluşturalım İyi yetişmiş her bir İTÜ mezunu ilerleyen dönemlerde Türkiye'nin geleceğine yön verecek ülkemizin vizyonunu ve hem marka değerini üst sıralara taşıyacak işlere imza atacaktır Bildiğiniz gibi özellikle Cumhuriyet döneminde ülkemizin teknik anlamda gelişmesine katkı sunanlar her zaman itilüler oldu ve bundan sonra da olmaya devam edecektir. Bunu çok iyi biliyoruz. Çünkü ardımızda 250 yıllık bir tecrübe ve birikim var. Ülkemizin havacılık sanayinin çok değerli bileşenlerinden Türk Havacılık ve Uzay Sanayi ile üniversitemizin birlikteliğini perçinleyen laboratuvarın açılışı vesilesiyle rektörümüz, bu birlikteliği şu samimi sözlerle değerlendirdi, burada tabi, en büyük katkılardan biri de bizim daimi paydaşlarımızdan olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'ye ait. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, 1973'ten bugüne, ülkemizin havacılık ve uzay sanayinde dışa bağımlılığını azaltırken, özellikle son yıllarda yaptığı çalışmalarla yerli ve milli bir vizyonda önemli adımlar atmaktadır. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, laboratuvarımızda kullanılacak olan tasarım programlarının çalıştırılacağı 20 adet iş istasyonunun temin edilmesini sağlayarak büyük bir katkıda bulundu.